Herkese merhabalar, papatya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece iki tane beze ile dışları çıtır çıtır, içleri tel tel ayrılan bol peynirli, bol kaşarlı, nefis katmer tarifleriyle geldim size. Ben hemen yapım aşamasına ve malzeme listeme geçiyorum. Öncelikle 4 su bardağı unumuz var. 2 su bardağı süt. 1 tatlı kaşığı tuz. Aralarına sürmek için 120 gram tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tane yumurta sarısı ve yeteri kadar beyaz peynir ve kaşar rendemiz var. Öncelikle geniş bir yoğurma kabıma 2 su bardağı sıcak sütümü alıyorum. Ve üzerine yavaş yavaş unumu ve tuzumu ilave ederek yumuşak bir hamur elde etmek için yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu toplam 5-6 dakika yoğurduktan sonra yumuşacık bir hamur oldu. Hemen şöyle sizlere yakından kıvamını da gösteriyorum ve üzerine bir folye ile kapatıyorum ve hemen aralarına sürmek için tereyağımı hazırlıyorum. Eritmiş olduğum tereyağımın içine zeytinyağımı da ilave ediyorum ve karıştırıp yanıma alıyorum. Mayasız bir hamur olduğu için hiç bekletmenize gerek yok. Hemen devam edebilirsiniz. Masama çok az un serpiyorum ve hamurumdan 2 tane bezeler hazırlıyorum. Eğer vaktiniz varsa hazırlamış olduğunuz bezelerinizi 3-5 dakika dinlendirebilirsiniz ama eğer vaktiniz yoksa hemen devam edebilirsiniz. Ben hemen bezemin bir tanesini masama çok az un serperek alıyorum ve merdane ile istediğim büyüklükte açmaya başlıyorum. Evet, bezemi istediğim büyüklükte açtım ve en son dikdörtgen şekli veriyorum. Ve bir bıçak veya böyle bir aparat yardımıyla karşılıklı ikişer tane çizikler atıyorum. Yani kenarlarından ortasına doğru ve ortalarını boş bırakıyorum. Ve eritmiş olduğum tereyağımı sürüyorum. Eğer katmerleriniz tel tel olsun istiyorsanız arkadaşlar mutlaka her katına, her arasına, her tarafına hiç kuru yer bırakmadan mutlaka tereyağını güzel kullanmanız lazım. Hamurumuzu zaten sıcak süt ile yoğurduğumuz için arkadaşlar kıvamı gerçekten çok güzel oldu hamurumuzu. Katladığımız zaman elimizle istediğimiz şekilde açıyoruz ve düzenliyoruz bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi 3-5 dakika gibi çok kısa süre içinde bu taktikle arkadaşlar çok lezzetli ve çok güzel hamurlar hazırlıyoruz. Gerçekten bu şekilde inanılmaz pratik oldu. Hemen bir tane bezemizi çok kısa süre içinde hazırladık. Evet, hamurumuzun üzerini kapattım. En son üzerine sürmenize gerek yok tereyağı ve bu şekilde temiz fırın kağıdımın üzerine alıyorum ve hemen ikinci bezemi de yine aynı bu şekilde hazırlıyorum. İkinci bezemiz biraz dinlendiği için merdane ile daha kolay ve daha çabuk açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Evet, yine aynı şekilde açtım ve dikdörtgen şekli verdikten sonra yine karşılıklı olarak ikişer tane çizik attım kenarlarından ortasına doğru ve yine tereyağımı bol şekilde sürüyorum. Evet, ikinci bezimizi de hazırlayıp hemen fırın kağıdımın üzerine aldım ve yine üzerlerini folye ile kapatıyorum ve bu aşamada mutlaka 15 dakika dinlendirdim. Ve hemen yine masama çok az un serpiyorum ve 15 dakika dinlenmiş bezelerimi açmaya başlıyorum. Yine merdane yardımı ile çok fazla ince olmamak şartıyla, yani bir tarafı mutlaka tepsimizin uzunluğuna göre ayarlayarak katmer şekli verdiğimiz bezelerimizi açmaya başlıyorum. Ve yine üzerlerine tereyağı sürüyorum. Ve hazırlamış olduğum peynirimin yarısını bu bezemizin üzerine döküyorum. Sizler de tabii ki damak zevkinize göre isterseniz sade beyaz peynir veya sadece kaşar rendesi, nasıl damak zevkinize uyuyorsa o şekilde üzerine içine hazırlayabilirsiniz. Ve birinci katımızı yine katladıktan sonra aralarını kesinlikle tereyağı sürmeyi unutmuyoruz. Ve üzerini de kapatıyorum ve düz tarafı üste gelecek şekilde tepsime alıyorum. Eğer fazla büyük açarsanız arkadaşlar tepsinizden taşar ve katmerinizin görüntüsü bozulur. Bu şekilde tepsimizin büyüklüğüne göre ayarladım ve tepsime aldım. Ve hemen ikinci bezemi de yine aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, ikinci bezemizi de hazırladık. Ben hemen fırın tepsimi aldım ve üzerine temiz bir kağıt ile kapatıyorum ve bu aşamada mutlaka 20 dakika dinlendiriyorum. 20 dakika sonra yüzlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve böyle bir aparat veya keskin bir bıçakla ince ince çizikler atıyoruz. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırına pişmeye veriyoruz. Mutlaka fırınımız sıcak olması lazım, güzel ısınmış olması lazım arkadaşlar. Ve nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ve katmerlerimiz bitti. Gerçekten yüzleri nar gibi kızardı. Şahane görüntüsü oldu. Sunum tabaklarımı alırken yüzleri çıtır çıtır ayrılmaya başladılar. Gördüğünüz gibi sadece 2 su bardağı süt ve 4 su bardağı un ile bu şahane katmerleri yaptık. Görüntüsü şahane oldu. Sizler de gerçekten yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Ben hemen sizlere şöyle katlarını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldular. Katlarını sizler sayabilirsiniz artık. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hepinize güzel günler diliyorum.